Programlarında saat 21'de ayrıntılarda yeni saatimizde sizle birlikteyiz. Artık yavaş yavaş alıştınız saat 21'lere. Haftayı toparlayacağız. Güç günlerden geçiyoruz. Korona gündemi can yakıcı olmaya devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde bu meseleyi konuşacağız. Çünkü bir taraftan insanların ölümü ya da kalması sayılarla açıklanır hale geldi. Halbuki her can aslında bir hayat. İşte bu hayat dediğimiz zaman grup yorum üyesi İbrahim'in açmasını da bugün burada konuşmamız gerekiyor. Artık belki de en kritik saatlere girdik. Önümüzdeki zaman giderek daha da tedirgin edici hale geldi. Hani demek istemiyoruz ama İbrahim'in hayatta kalabilmesi için son dakikalarda olduğumuzu bilmek gerekir. O yüzden siyasi iradenin bu konuda bir adım atması gerekiyor. İbrahim'in iki çok aslında anlaşılabilir talebi var. Bunlardan bir tanesi grup yorumun yeri, saati, günü belli olan bir yerde konser iznine sahip olabilmesi. Yani şarkıların, türkülerin söylenebilmesi. İki grup yorum üyesinin de serbest bırakılması yönünde talepler var. En azından Türkiye'yi yönetenlerin bu sese kulak vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yarın sabaha İbrahim'siz bir Türkiye'ye uyanmamak için. Bazıları diyorlar ki işte suçluydu vesaire. Hep şunu söylemek gerektiğine inanıyorum. Bir insan suçlu olsa dahi, altını çiziyorum, suçlu olsa dahi insanların suçlu olması devletin sorumluluklarını, hukuken yükümlülüklerini yerine getirmesine engel değildir. Esas olarak insanlarımızın yaşamasından yana olmamız gerekir. Kaldı ki suç nedir değildir bugünlerde tartışıyoruz. Bunu az sonra gündeme getireceğiz. Stüdyomuzda Barış Atay bizimle olacak. Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekili. Aslında Barış Atay milletvekilinden çok daha önce aktör olarak sanat dünyasında gösterdiği etkinlikle bir kanaat önderi, bir aydın olarak toplumsal karşılığı vardı. Ve Cuma günü 1 Mayıs günü Taksim'de olanları konuşacağız kendisiyle. Türkiye'nin gidişatını konuşacağız. Barbaros Çansal bizimle olacak. Aykırı bir isim. Çizgi dışı bir isim. Niye kendisiyle konuşacağız? Diyanet meselesini konuşacağız onunla ve Diyanet'in sorunlarını din adamlarına da soracağız. Günün ilerleyen saatlerinde hukuk, Mine Kırıkkanat bizde olacak. Hukuk sorunu konuşacağız ve çok ilginç iddiaları var. Özellikle sizin çok sevdiğiniz bazı hukukçulara yönelik iddiaları var. Onlara da mikrofon uzatıp söz hakkını vereceğiz. Sanat, edebiyat da konuşacağız bu akşam. 3 saat dolu dolu bir ayrıntılar yapacağız. Ama tekrar söylemek istiyorum, altını çizerek. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda en güvenilen olmak bizim için en önemli mesele. Çok izlenme, popülizm vesaire bütün bunları kenara koyarak hakikatin izinde beraber olmaya devam edeceğiz. Öyleyse lafı uzatmayalım. Başlayalım. Merhaba dostlar. Olaylı 1 Mayıs'ın perde arkası, baro başkanlığı adaylığı tartışmaları, korona karşısında normalleşme ne zaman başlayacak, salgınla beraber konuşulan yeni dünya düzeni, Diyanet'in başlattığı LGBT tartışmaları, Enver Aysever'le ayrıntılar başlıyor. Mecliste işçilerin sesi oldu, Taksim'de işçiler için yürüdü. Olaylı 1 Mayıs'ın çok konuşulan ismi Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay. Birazdan Enver Aysever'in sorularını yanıtlayacak. Evet sevgili seyirciler, ayrıntılarda bu akşam önemli bir akşam, uzun soluklu bir yayın olacak, önemli bir yayın olacak. Peki ne olmuştu? Önce onu bir hatırlayalım isterseniz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, yani bizim açımızdan baktığımızda İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle DİSK üyeleri ve genel başkanı polis tarafından gözaltına alındı. Polisin müdahalesi sırasında 1 Mayıs çelengi parçalandı. DİSK genel başkanı Arzu Çerkezoğlu yaşananlara gözaltındayız. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor. O kamu düzeni bozulmuyor ama işçilerin 1 Mayıs kutlaması kamu düzenini bozarmış ifadeleriyle tepki gösterdi. Kim vardı o zaman orada? Tabii ki milletvekili olması avantajıyla da dokunulmazlığı olduğu için Barış oradaydı. Barış Atay oradaydı ve Barış orada yaşananları ve Türkiye'nin içinde bulunduklarını bizimle konuşacak. Hoş geldin sevgili Barış Atay. Hoş bulduk. Cuma'ya hemen dönelim bu meseleyi tartışmak açısından. Cuma günü tatsız bir gün yaşandı. Aslında şöyle bir tuhaflık söz konusuydu. Ben pazartesi günü, geçen pazartesi günü yani yayın günü buraya geldiğimde zaten Taksim'in etrafında bariyerler oluşmaya başlamıştı. Ve şu soruyu sormuştum kendime. Zaten koronadan dolayı insanların pek sık uğramadığı bir meydan. Bir de ilerleyen günlerde sokağa çıkma yasağıyla birlikte hani birisinin Taksim'de bir korsan eylem bile yapmak istese pek kolay yapamayacağı koşullar vardı. Mesele bir çelenk ve tarihsel bir DİSK duyarlılığıydı. Ama olmadı. Önce ilk yaşananları
anlatmak mümkün mü? Ya tabii bir gün öncesinde sendikalar zaten bakanlıkla da görüşmelerde bulunmuşlar. Bakanlık da şunu zorluyordu aslında. Hiçbir şekilde kendinizin sokağa çıkıp yürümeyeceği ama isterseniz bizim polis aracımızla sizi bırakabileceğimiz ve orada çelenginizi bırakabileceğiniz bir formülde uzlaşabiliriz dediler. Fakat böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değil. Ayrıca şöyle bir çelişki de yaratıyordu. Sosyal mesafeyi bahane edip bizim her kişi arasında 10'ar metre boşluk bırakarak sadece 20 kişiyle gidelim teklifimizi reddedip o 20 kişiyi aynı aracın içine sokup götürme teklifi de çelişkilerle doluydu. Fakat kötü niyetli olduğu da şuradan belliydi. Bu Yeni Şafak gazetesinin özellikle kurguladığı bir video var. İşte çok kibarca konuşan bir emniyet görevlisi, sanki biz saldırmışız gibi bir kurgusal provokasyon. Fakat o sırada aslında polisin saldırı hazırlığı devam ediyordu ve yarım metre hareket etmeden dahi müthiş bir saldırı oluştu. Ve başında çelengi parçalamaya yönelik o çaba da gerçekten inanılmaz bir görüntü. Ya hedef önce çelenk miydi? Evet evet, yani elimizden çelengi almak, o çiçekleri parçalamak. Hatta ben bağlandığım bir yayında da buna dikkat çekmeye çalıştım. Yani bu gerçekten karşılaştığımız insanların insanlıktan başka bir şeye dönüştüğünü de gösteriyor bu 20 yıl içerisinde. Bambaşka bir figürle karşı karşıyaydık. Yani orada aslında ne sendika görevlisi arkadaşların, ne bizim, ne herhangi birinin sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak insan sağlığını tehlikeye atmak gibi bir niyeti yoktu. Fakat 1 Mayıs'ın sembolikte bir anlamı var. Aynı diğer özellikle hükümete yakın sendikalar nasıl meydana çıktılarsa, çelengini bıraktılarsa biz de oraya gitmek istedik. Bir de şöyle bir çelişkili yanı var. Diyorlar ki biz DİSK'i şu şartlarda meydana götürmeyi teklif ettik, kabul etmediler diyorlar. Bu da aslında tamamen doğru değil. Milletvekillerinin de meydana çıkmasını engellemeye çalıştılar. Hemen ardından işte birçok milletvekili arkadaşım poliste yine bu konuda arbedesi var. Çünkü mesele oraya o çelengi götürmemekti. Ama sonunda milletvekili arkadaşlar o çelengi bıraktılar. Peki oraya. Siz şimdi sonuçta milletvekilsiniz ve dokunulmazlığınız var. Hı-hı. Ama biz öteden beri görüyoruz ki milletvekillerine pek de böyle dokunulmaz bir durum yok. Fiili olarak müdahale de oluyor değil mi? Tabii, yani tabii. Belki gözaltı yapılmıyor ama şey olabiliyor. İşte dokunulmazlık artık biraz anlamını değiştirdi. Fiziksel olarak Türkiye'de kolluk kuvvetlerinin dokunmadığı kimse yok. Yani milletvekili, sıradan yurttaş, bürokrat, X, Y, Z fark etmiyor. Dokunulmazlık sadece hakkınızda fezleke düzenlenip vekilliğiniz süresince dava açılamaması ile ilgili bir dokunulmazlığa dönüşmüş durumda. Fakat işte daha önceki süreçte gördüğümüz gibi Selahattin Demirtaş'larda, Figen Yüksekdağlar'da onu da bir yolunu bulup dokunabiliyorlar. Yani o zaman hani bir milletvekili güvencesi zırhı artık çok gerçekçi değil. Hayır, değil. Peki şimdi şu soruyu seyircilerimiz belki merak edeceklerdi. Ya arabayla, otobüsle hani sosyal mesafe kuralları da gözetilerek bir otobüse bindirilseydi de güvenlik görevlileri eşliğinde Taksim'e çıkılsaydı bunun ne kötülüğü olurdu? Neticede amaç Taksim'e çıkmak değil mi diyenler olabilir. Buradaki temel mesele tarihsel misyondan vazgeçme olgusu mu? Elbette, yani bu polisten rica minnet aldığımız bir şey değil. Bu Türkiye'de yaşayan işçi sınıfının özellikle 77 1 Mayıs'ında kaybettiği yoldaşlarının, işçi arkadaşlarının anması da aynı zamanda. Sembolik olarak da olsa 1 Mayıs'ta sokağa çıkılıp o sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılması anmanın herhangi bir sorun teşkil etmiyordu. Şu an yurt dışında birçok örneği vardı. 1 Mayıs'ta gayet nizami bir şekilde kitlesel olarak 1 Mayıs'ın kutlanmasını sağlamak için birçok yerde çalışmalar yapıldı. Yunanistan'ından işte farklı Rusya'sına kadar bunun örneklerini gördük. Fakat şuraya dikkat çekmek lazım. Biz o tartışmayı yürütürken DİSK binasının önünde Beşiktaş'ta hemen 100 metre ötesinde şantiyede 100 kişi çalışıyordu. Çıkmaya çalıştığımız Taksim Meydanı'nda AKM'de ve cami inşaatında işçiler çalışmaya devam ediyorlardı. Ve o gün 1 Mayıs olmasına rağmen Türkiye'nin birçok yerinde yüz binlerce insan çalışmak zorunda bırakılmaya devam ediliyordu. Yani bu ne perhis, bu ne lahana turşusu. Peki bu çelişkinin bir tarafı da şu değil mi? Biz solcular açısından da bir tartışmaya zemin yaratmıyor. Mesela ben sürekli bunu kendi içimize tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. 100 metre ileride çalışan işçinin orada onun için verilen mücadeleden haberi var mı? Taksim'de bizim şu anda bulunduğumuz binanın yürüme mesafesindeki işçilerin onlar için verilen mücadeleden haberi var mı? Onlar için derken aslında herkes için, tabii, insanlık adına. Tabii. Bu da aynı zamanda siyasette nasıl dramatik bir tablo olduğunu
olduğunu göstermiyor mu bir yandan da? Aslında geçmişten bugüne sorguladığımızda 80 darbesinden bugüne kadar geldiğimiz süreçte işçilerle işçi sınıfı adına siyaset yürüttüğünü iddia eden biz gibi birçok kesim arasında bir kopukluk olduğu gerçeği ortada tartışılması gereken bir unsur olarak var. Fakat özellikle 2002-2020 arası bu kadar ceberut, bu kadar sert neokapitalist ya da ekonomik olarak bu kadar sermayeye dönük bir hükümet döneminde işçiyle aramızdaki o makasın, işçinin bize olan uzaklığının daraldığını ve kısaldığını da söylemek bir gerçeklik aynı zamanda. Ben Türkiye'de şu an sosyalist devrimci mücadele açısından işçi sınıfıyla siyaset yürütenlerin ya da bu iddiada bulunan insanların arasının bundan 20 sene, 25 sene öncesine kadar o kadar da açık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yaptığımız siyasetin, belki de kullandığımız dilin daha halkçılaştırılması, belki ortaklaştırabilmesi, belki taleplerimizin artık çok görünür olması halk tarafından da, kendileri için de bizim için de bu yakınlaşmayı sağlamış olabilir. Çünkü söylediğimiz şeyler esasen insana dair ve en temelde talep peki, ettiğimiz şeyler. Peki gel burada gerçek bir şey yapalım. Mesela oradaki polis emniyet müdürü dönüp deseydi ki peki Barış Bey, peki Arzu Hanım şöyle yapacağım. Şu ilerideki işçilerin yanına gideceğim. İşçi bana hak verirse benim dediğimi yapacaksınız. Size hak verirse sizin dediğini yapacaksınız. Kabul mü dese? Sizin o anda kabul etseniz ve 20 tane işçi gelse ve karşınızdaki polis şöyle bir şey dese. Ey işçi kardeşim bak biz bu arkadaşlarımızı Taksim Meydanı'na götüreceğiz. Ama işte zor günlerdeyiz vesaire. Biz de onların güvenliği için biz götürmek istiyoruz. Onlar illa yürüyeceğiz diyorlar. Sence hangisi doğru deseydi? İşçilerin sizi haklı bulacağından emin misin? Bence şantiye işçilerine sorsaydı polis oradan hiç beklemediği bir cevap alabilirdi. Yani oransal olarak şantiye işçilerinin de özellikle hangi eğilimde olduğunu, emeğe dair ne düşündüğünü biliyorsak, yıllar içerisinde sen de ben de birçok arkadaşımız da bununla ilgili bir çalışma yaptıysa ve bu mücadeleyi yürütüyorsa bence polis oradan kesinlikle olumsuz bir cevap alacaktır. Bizim lehimize bir cevap çıkacağından eminim. Keşke sorsa. Yani ben bunu şunun için soruyorum. Türkiye'de milliyetçi ve muhafazakar dil işçi sınıfını da sadaka kültürüne giderek alıştırdığı için haklar yerine işte şimdi dini gerekçeler daha argüman haline geliyor ve Diyanet de burada bayağı uyuşturucu bir görev görüyor ve bununla mücadele etmek hiç de kolay değil. Bu bağlamda ne düşünüyorsun? Yani Türkiye'de mütedeyyin kesimin varlığı ya da muhafazakar söylemin varlığı yeni değil. Evet, bu kadar kurumsallaşması, siyasetin içerisinde yekten bir söz olarak kullanılması, hatta bunun araçsallaştırılmasının güçlü tarafı AKP döneminde başarılmış olabilir. Fakat yani Türkiye'nin kuruluşundan bu yana geldiğimizde Türkiye zaten oransal olarak muhafazakar ya da milliyetçi eğilimleri güçlü bir toplum olmuştur. Bunun az çok sınıftan yana değiştiği dönemler yaşamışız işte 60'larda, 70'lerde vesaire. Fakat ben bunu kendimiz açısından bir bahane olarak kullandığımız bir dönem yaşadığımızı da düşünüyorum. Ama bundan koptuğumuzu da düşünüyorum şu an. Şöyle ki, şimdi ben bir oyuncuyum ve uzun zamandır oyunculuk yapıyordum, yönetmenlik yapıyorum, film çekiyorum, filmde oynuyorum vesaire. İnsanlarla iletişim kurduğumda ben insanları tanıdığımı da varsayıyordum. Kurduğum ilişkiler açısından. Özellikle bu milletvekilliği sürecinde ve siyasetin bu tarafını, bu tarafına geçtikten sonra insanlarla kurduğum ilişkide ilk fark ettiğim şey şuydu. Biz aslında toplumsal mücadele verdiğimizi iddia eden insanlar olarak toplumu yeterince tanıyamamışız da. Ben kendi adıma işi oraya doğru bükmeye çalıştım. Mütedeyyin insanlar, kimse artık onlar, bizim söylediklerimize uzak insanlar değil. Bakın AKP'nin bir tabanı olabilir. AKP'nin tabanı siz ne derseniz deyin, bunu kabul etmeye de bilir. Fakat hayatının bir döneminde AKP'ye oy vermiş ama AKP'ye oy vermesinin kendi dini hassasiyetleriyle ilgisi olmayan birçok insanda şu an yaşanılan ekonomik krizinden sosyolojik bozulmaya, AKP'nin bu faşizan yönetiminden ben yaptım olducu tavrına kadar bütün gerçekliği görüyor ve kendisine geçecek ya da çıkacak bir alan bulmaya çalışıyor aynı zamanda. O yüzden bir insanın inançlı olmasıyla bizim verdiğimiz mücadelenin birbirine tamamen düşman iki profil olduğunu düşünmüyorum esasen. Yani bunu söylemek de bizim mücadelemiz açısından çok eksik nokta bırakacak. Sorun şu, belki
yani ben ve öteki, biz ve diğerleri vurgusu AKP'li yılların temel mantığıydı. AKP'nin hep yazdık söyledik, hep bir düşmana ihtiyacı vardı ve bu düşmanı bulduğu müddetçe kendi tabanını da konsolide etmeye çalıştı. Bu kabul. Ama bir taraftan da işçi sınıfının ancak seküler bir zeminde kendisine mücadele alanı bulabileceği ve örgütlülük sorunu da her gün derinleşmiş bir halde. Bir zamanlar doğru. Şu an öyle değil ama. Örgütlü buluyor musun işçi sınıfı? Elbette. Yani şu hayır, örgütlenmeye aç ve istekli buluyorum. İkisi arasında fark var. Örgütlenmenin çok güçlü olduğu dönemlerden sonra süpürülmüş, üzerine silindir gibi geçmiş bir sosyalist mücadele ve sosyalistlerin olduğu dönemi atlattıktan sonra şu an insanların ekonomik krizi en derin yaşadığımız, neredeyse bir ekmeğe muhtaç oldum. Yani metaforik olarak da söylüyorum. Ekmeğe muhtaç edildiği bir dönemde sol değerlerin, sol taleplerin artık kendini sosyalist olarak tanımlamayan işçi sınıfı üzerinde de etkili olduğunu ve bu talebe karşı bir empati ve sempati hissetmeye de başladığını söylüyorum. Şöyle bir örnek vereyim. Yine hani başka bilmediğim şeyler üzerine örnek vermek istemediğim için kendi meclis deneyimim üzerinden vereyim. Bir konuşma yapıyorsunuz. Daha önce yaptığınız bütün konuşmalar sizi seven, sizin gibi düşünen, sizinle aynı dünya görüşüne sahip insanlar tarafından kabullenilirken bugün bir konuşma 3 milyonun üzerinde izleniyor. O konuşmanın altında yorum yapanların %80'i neredeyse hayatınız boyunca karşılaşmadığınız ve yan yana geleceğinizi hayal etmediğiniz insanlar ve ideolojilerden. Bu aslında taleplerin ortaklaşmasıyla ilgili. Peki bu bir yanılsama mı, bir hakikat mi? Çünkü zaman zaman ortaya konulan istatistiklerde, yani daha doğrusu istatistik demeyelim, araştırmalarda Erdoğan'ın yeniden güçlendiği, bu özellikle salgın döneminde yeniden güçlendiği yönünde bir takım veriler oldu. Denebilir ki kolaycılık yapılarak bunlar zaten şarlatanca işlerdi. Bunları geçelim. Bu ihtimal de var. Hayır, bunu ciddiye alalım. Hala gidilecek yol vardır. Çünkü buradan hani iki kutuplu seçmen kitlesi üzerinden ortaya çıkan tablonun siyasette özgün sesleri ortadan kaldırdığını konuşacağız ve konuyu HDP'ye de getireceğim tabii. Tamam. Ben ikincisinden yanayım. İkincisini söylemek lazım. AKP'nin özellikle 2015 7 Haziran seçimlerinden sonra peyderpey bir zayıflama yaşadığı, hatta bu zayıflamanın iktidar bloğu içerisinde farklı kliklerin girmesine imkan tanıdığı ve şu an ülkeyi beraber yönettikleri bir gerçek. Son yerel seçimlerden sonra da ciddi bir zayıflama hali söz konusuydu. Fakat bu koronavirüs dönemiyle beraber sizin söylediğiniz anketi ben de gördüm, araştırmayı, tekrar güçlendiğini gösteriyordu. Bu ikisi bir çelişki değil. Neden güçlendiğini gösterir? Çünkü doğal olarak böylesi bilinmeyen bir pandemi sırasında, bir salgın sırasında insanlar o korku içerisinde var olan devlet anlayışına, o yönetim anlayışına güvenme ihtiyacı hissederler. Çünkü bunu çözebileceklerine inandıkları tek yer orasıdır. Fakat bir yandan da o anket zamansal olarak değerlendirilmesi önemli bir şey. Salgının başlarında henüz vefat sayıları hiç açıklanmamışken ya da henüz olmamışken, vaka sayıları çok azken yapılmış bir araştırmaydı. Şimdi geldiğimiz noktada tekrar araştırma yapılsa ne verilen ölüm sayılarına, ne verilen vaka sayılarına, ne test sayılarına, ne hastanede verilen sağlık hizmetine güvenmediğini her gün okuyoruz, görüyoruz, insanlar söylüyorlar. Kesin olarak koronadan öldüğünü bildikleri aile üyeleri için koronadan öldüğü yazılmadığını her gün sosyal medyaya yazan onlarca insan var. O yüzden evet, o araştırmayı bir gerçeklik olarak kabul etmek lazım. Çünkü AKP ne kadar zayıflarsa zayıflasın, bizim açımızdan bu mücadele bitmiştir dediğimiz noktaya gerilemiş bir parti değil. Bayağı devletleşmiş, her türlü bürokratik gücü olan ve toplumun daha farklı milliyetçi, gerici güçleriyle de bir ittifak halinde bir güç olduğu gerçeğini bir kenara koyacağız. Mücadelenin devam ettiğini göreceğiz. Fakat bu umutsuzca bir kabulleniş değil. Demin de söylediğim gibi şu ana kadar ulaşamadığımızı düşündüğümüz toplumun birçok kesiminde bir farkındalık oluştuğu umudunu da taşıyarak o mücadeleye devam edeceğimizi düşünüyorum. Peki şunu konuşalım. Bu, o zaman hemen güncel meselelere geçelim. HDP'yi bir soru daha ileri atacağım. Salgın döneminde Sağlık Bakanı'na pek çok çevrede güzellemeler yapıldı önce. Ben doğrusu kişinin kendisini yakından tanımıyorum. Dolayısıyla siyasi icraatlarını da en çok bu süreçte gördük. Sistem daha önceden kurulmuştu çünkü. Ancak iki olguyu herhalde hepimiz tartışabiliriz. Ne düşündüğünü soracağım. Bir, Sağlık Bakanı'nı da yanına Milli Eğitim Bakanı'nı da koyabiliriz. Uzmanlık gerektiren ve özellikle salgın gibi 100 yılda bir kere gelecek bir durumda bile gözünün sarayda olması, bilim kurulunun bile garip bir tartışmaya gidip yandaş bir bilim
kurulu mu evet. değil mi tartışmasına gelmesi hakkında ne düşünüyorsun Barış? Hı hı. Bir de tabii ikinci mesele bu dönemin ardından, yani bu dönemin ne zaman biteceği ayrı bir tartışma ama çünkü insan buyruğuyla çözülecek bir sorun ya. Değil. Bu dönemin ardından otoriterleşmenin artacağı yönünde bir eğilim görüyor musun? Çünkü benim kanaatim o yönde. Birincisini şöyle açıklayayım. Milli Eğitim Bakanı örneği doğru örnek. Çünkü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk atandığı zaman toplumun demokratlarının belli bir kesiminde böyle inanılmaz garip çok bir mutluluk hali oluşmuştu. İşte herhalde bir Atatürkçü diye tanımlıyordu kendini ve bir kesim için bu mutluluk vericiydi. Tabii gerici bir politikanın atadığı bir bakanın gerici bir politika yürütme zorunluluğu çıplak bir gerçek olarak o arkadaşların yüzünde de patladı. Ziya Selçuk'tan, Sağlık Bakanı da Ziya Selçuk'tan çok farklı değil. Sağlık Bakanı'nın doktorluğu, tıbbi eğitimi, hastane sahibi olması vesaire ne kadar başarılı bir insan olduğu, ne kadar iyi bir insan olduğu. Bunların hepsi kendisini bağlar. Doğal olarak bir yurttaş için, ben de bir yurttaş olduğuma göre beni bağlamaz. Sağlık Bakanı'nın günde iki defa çıkıp açıklama yapıyor olması süreci çok iyi yönettiğinin değil, işini yaptığının göstergesi olabilir ancak. Bu da işini yapma biçiminin nasıl olduğunu henüz daha tartıştığımız bir nokta değil. Sadece çıkıp açıklama yaptığını biliyoruz. Ben olaya şuradan bakarım. İşler ne zaman vakaların hızlı hızlı artmaya başladığı, ölümlerin hızlı hızlı gelmeye başladığı dönemde Sağlık Bakanı'nın artık televizyonda ya da yayında değil Twitter üzerinden duyurmaya başladığı gerçekliğine evrildi. Sağlık Bakanı'nın nasıl iş yaptığını o zaman anlamış olduk hep beraber. Neden saraya dönük bir bakış açısı var? Çünkü işte partili cumhurbaşkanlığı sistemi geleceği zaman bas bas bağırıp sokakta ya da yazarak çizerek söyle nasıl iletebilirsek insanlara söylemeye çalıştığımız gibi bu bütün ülkenin tek bir insanın o anki ruh haline bağlanması demektir bu sistem. Ne kadar anlatabildik anlatamadık bu tartışılır. Ama bunun örneğini yaşıyoruz şu an. Çok da güzel bir örneği var. Sokağa çıkma yasağının ilk belirlendiği hafta sonu yaşanılan garabet. Süleyman Soylu çıktı. Ben Cumhurbaşkanı talimatıyla yaptım dedi. İki saat içinde müthiş bir kaos oluştu. Herhalde yüz binlerce insan kendisinde virüs yoksa bile bir yerden kaptı. Pazar günü tepkiler o kadar arttı ki Süleyman Soylu biraz da Erdoğan da kurtarmak için bu kararı ben verdim dedi. Soylu'yu da istifa ettirmedi. Böylece anlaştılar. Fakat bunların hepsinin bağlandığı tek bir yer var. Erdoğan söyledi. Erdoğan vazgeçti. Erdoğan kabul etti. Erdoğan kabul etmedi. O yüzden Sağlık Bakanı'nın ne kadar iyi iş yaptığının bu sistem içerisinde çok bir önemi yok. Şu an Erdoğan o gün vaka sayısı açıklamayacaksın dese Sağlık Bakanı'nın buna itiraz etme hakkı yok. Gücü de yok. Yok. Yani istifa etmesi gerekir. İstifa edecek gücü de yok. Yok. Tabii. Mecbur orada kalacak. Aynen. Peki verilere inanıyor musun? Yani bu verilerle ilgili çok tartışma yapılıyor. Özellikle bu kodların girilmesiyle ilgili bir çarpıtma olduğu söyleniyor. Artık bunu hepimiz öğrendik. Hepimiz amatör birer bilimci gibi olduk. Bir o konuda ne düşünüyorsun? Milletvekili olarak araştırma önermeleri verildi. Hiçbir doğru düzgün bilgi. Bir de bilim kurulunun varlığı ilk baştaki saygınlığını her gün biraz daha tartışılır hale getirdi. Yandaş bilim kurulu gibi bence bilim insanlarına yapılabilecek en büyük kötülük yapıldı. Yani tabii bu kadar şey konuşurken 18 yıllık bu hükümetin zaten çok objektif ya da kendi ideolojisinden tamamen bağımsız bir bilim kurulu oluşturması beklenemezdi zaten. Yani bu ilk sanırım yine salgının başlarında bir enfeksiyon hastalıkları uzmanının çıkıp virüs niçin geldi işte nüfusu azaltmak için Allah gönderdi gibi bir açıklama yapması zaten bir fecaatti. Kendisi daha sonra düzeltmesine rağmen ama bu zaten iktidarın bu politik perspektifinin bir yansıması. O yüzden çok şaşırtıcı bir şey değil. Vakalara inanıyor muyum meselesinde çok imtina ederek konuşmaya çalışıyorum. Çünkü tıbbi bir mesele sonuç itibariyle ve bilimsel de bir mesele. Senin söylediğin gibi sonuçta ben de okuduğum kadarıyla amatör olarak bilgilendim her şeyden. Fakat şöyle bir sıkıntı olduğu Türk Tabipler Birliği'nin bütün açıklamalarında da var. Yani bu kodlar COVID-19'dan vefat etti ya da kaybedildi şeklinde yazılmadığı sürece gerçek sayıyı vermez. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği ya da zorunlu tuttuğu kodların girilmediğine dair Türk Tabipler Birliği'nin araştırmaları var. Ben TTB'yi iktidarın onun üzerindeki baskısından dolayı da gerçekçi buluyorum. Çünkü eğer Türkiye'de bir gerçek varsa, bunun mücadelesi veriliyorsa iktidar muhakkak onun üzerine bir tahakküm kurmaya çalışıyor zaten. Bu benim için yeterli bir referans. Fakat
Bir de şunu düşünüyorum. Şimdi koronavirüsün bütün dünyada görülme biçiminde baktığımız zaman hastalığı yaşayan, yoğun bakıma ya da entübe edilmesine gerek kalmayan birçok insan hayatta da geçirebiliyor. Yani bu vakaların zaten çok çok daha fazlasının var olduğu ya da o insanların ayakta geçirdiği bir gerçek olarak karşımızda duruyor. O yüzden de şuna dikkat etmek gerekiyor. Hastalığı kapabiliriz ama işte etrafımızdaki işte 65 yaşın üzerindekiler özellikle ya da kronik rahatsızlıkları olanlar şeklinde bir sınırlama getirilmeye çalışıyor iletişimde. Bunları takip etmeye çalışıyorum ama resmi sayının gerçekliği konusunda hiçbirimizin net bir şey söylemesi mümkün değil. Peki bu hemen şeyi konuşalım, daha otoriterleşme meselesini konuşalım. Ha. Onu da şöyle açayım istersen. Bugünlerde nedenini benim pek anlamadığım Canan Kaftancıoğlu'nun ve Özgür Özel'in bir konuşmasının yani birer konuşmasına dayandırılarak bir iklim yaratılmaya çalışılıyor. İşte darbeciler çıktı, FETÖ'cülerle kol kola girdiler ve buradan işte Türkiye'ye yönelik bir tablo çıkacak diyorlar. Bu tablo içerisinde durup dururken soyut bir düşman algısı, bayrak, vatan, millet, ezan falan denmeye başlandı. Sabah kalktığınızda Twitter'da sanki bir şey olmuş da bizim haberimiz yokmuş gibi de hissediyorsunuz. Cepheye çıkmış. Twitter'ın dar bir kesimi temsil ettiğini düşünüyorum halen ama orada da büyük bir mücadele veriliyor. Ama hayata baktığınız zaman tuhaf bir söylem. Peki bu söylem neyin üstünü örtmek için diye sorduğumuzda da küçük bir veri, dolar 7 lirayı geçti. Evet. Söz sende. Bu daha baskıcı bir döneme giriyor muyuz sorusunun temelinde zaten bu ekonomik kriz çok büyük bir yer tutuyor. Dolar 7 liradan öte insanların temel yaşamsal masraflarını karşılayabileceği iş kollarını artık bulamadığı, hatta açlık sınırının, yoksulluk sınırının çok yükselmesini de geçtik. Günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı bir döneme giriyoruz. Bir de pandemi girdi araya. Birçok insan çalışsa dahi, mesela benim sektörüm üzerine örnek verelim. İnsanlar dizi setlerinde çalıştılar o kadar süre. Yayınlanmış ve alamadıkları bölüm ücretleri var. Şu an birçoğu çalışamıyor. Çalışamadıkları dönemde zaten yayın olmadığı için para alamıyorlar. Yayınlanmış olanları da alamıyorlar. Şimdi bu insanlar... ya da tiyatro salonlarının kapatılmasından sonra dün onu da bir antiparantez olarak söyleyeyim. Tiyatromuz yaşasın diye bir kampanya başlatıldı. En azından vergilerimizi stopajı çalışanların SGK'larını 2021'e kadar erteleyin, yaşayamayacağız böyle giderse diye bir talep var. Şimdi bunu bütün bir ülke ölçeğinde düşünürsek özellikle yaz aylarından sonra çok ciddi bir yaşamsal bir kriz çıkacağı belli oluyor. Ne yazık ki öyle görüyoruz şu an. İktidarın bunu bastırabilmesinin tek bir yolu var. Müthiş baskıcı bir, yani var olan baskıcı durumu daha da arttırmak ve neredeyse konuşan herkesi daha ağzını açmadan bastırmak şeklinde olabilir. Bunun Türkiye'deki en büyük muhalefet partisi açısından yansıması, da bununla ilgili herhangi bir söz söyleyip bir hareket oluşturamaması açısından göz önündeki en önemli iki politikacısına, yani bir İstanbul İl Başkanı'na, diğeri de en görünen grup başkan vekiline karşı bir saldırı şeklinde olabilirdi. AKP de bunu yapıyor. Bilmem kimle ilişkili, şu terör örgütüyle beraberler, şunlarla beraber darbe yapacaklar söylemleri, AKP'nin genel hamasi tavrı karşılığı olduğunu biliyor Türkiye'de belli bir kesim açısından. Bunu kullanmaya devam ediyor. Ama bence bir 3 sene önce yapsaydı şu kadar insanda karşılık bulurdu söyleyeceğimiz kadar insanda karşılığı da yok. Bunu da görüyor AKP ama. Yani ilk konuştuğumuz konuyla bağıntılı olan kısmı bu. Türkiye'de AKP'nin bu dinci ve milliyetçi hamasi söylemlerinin ya da sürekli olarak bir hayali düşman yaratarak ona karşı mücadele ediyormuş söyleminin eskisi kadar geçerli olmadığını söylemek boş bir umut söylemi değil açıkçası. Ki dünkü çok komikti hakikaten. Yani Berat Albayrak birden çıkıp bizi bölemeyeceksiniz, bizi öldüremeyeceksiniz derken yel değirmenlerine karşı bir... Acaba bu bölemeyeceksiniz lafı şöyle bir şey olabilir mi? Süleyman Soylu ile Berat Albayrak arasındaki çekişmeden kaynaklı olarak da ikincil bir anlamı olabilir mi? Ben bunu da düşündüm. Çünkü imajlar çağındayız ya. Alttan alta başkan. Bunu anladım. Tabii şakacılıktan söylemiyorum sadece. Anladım. Metafor kullanarak başka birine mesaj. Böyle bir bilgi var mı acaba? Şöyle, yani bu Soylu, Bahçeli ve Erdoğan üçlüsünün arasında Berat Albayrak'ın da bir... Klik demeyelim ama sonuçta bir aparat olarak var olduğu ve Soylu'yla bir tartışma ortamında olduğunu hepimiz görüyoruz. İşte birbirlerine omuz atmaya kadar giden garip bir hal var ortada. Soylu'ya gönderme midir onu bilmiyorum. Ama eğer Erdoğan'ın o ekibi birinden korkuyorsa bu grup kesinlikle Soylu ve Bahçeli ekibidir. Soylu ve Bahçeli beraber mi hareket ediyor? Bence çıkarları
uyuştuğu için yan yana yürüyor gibi görünüyorlar. Çünkü Devlet Bahçeli'nin de çıkıp Süleyman Soylu'yu öven, onu savunan açıklamaları biraz garipte durmuştu o istifa gecesi böyle baktığımız zaman. Ahmet Çık niye istifa etti? Ahmet Çık'ın istifasını ben de bugün Twitter'dan öğrendim. Yazdığına göre HDP içerisinde, tam tweet'i hatırlamıyorum, yönetici bir grupla politik anlamda anlaşamadığımız için istifa ediyorum gibi bir cümle kullanmış. Sen o dünyayı iyi tanıyorsun. HDP içinde de dışarıdan gelenleri tırnak içinde kabul etmeyen tutucu ve kemik bir kitle mi var ve oranında bir milliyetçi damarı mı var? Yoksa sandığımızdan farklı bir siyasi boyut, örneğin piyasacılık, liberalleşme gibi bir tartışma mı olabilir? Çünkü sonuç itibariyle HDP'de iki genel başkanı ve pek çok yerel yöneticisi hapiste olan bir siyasi parti. Bir taraftan toplumun önemli bir kesimi partinin terörle doğrudan bağı olduğunu düşünüyor ya da propagandası yapılıyor. Ama Ahmet Şık gibi, sen de oradan seçildiğin için düşünsek, pek çok insan da demokratik siyasetin yolunu oradan açtılar. Hani ben Ahmet Şık'ı da arattıracağım ama senin fikrini merak ediyorum. Yani ben şöyle değerlendiriyorum. Halkların Demokratik Partisi'ni gerçekten Türkiye'de çoğulcu siyaset açısından en demokratik ortam olarak tanımlamak gerçekle bağdaşmayan bir şey değil. Ben bunu çok inanarak da söylüyorum. Sonuçta Ahmet'in de böyle inandığını ve böyle inandığı için de o partide şu ana kadar siyaset yaptığını da düşünüyorum. Ama bir siyasi parti içerisinde siyaset yapmak bir denge işi de aynı zamanda. Ve Halkların Demokratik Partisi gibi birçok bileşenden oluşan bir parti içinde siyaset yapmak, dışarıdan bakın işte şöyle Kürt milliyetçisi bu parti, kimseye söz hakkı tanımıyor şeklinde söyleyebilecek kadar hakkaniyetsiz de bakmamak gereken bir şey. Ahmet'in ne yaşadığını bilemeyiz çünkü bu HDP'nin iç işi. Ben HDP ile seçim öncesi ittifak yapmış, oradan aday gösterilmiş ama başka bir partinin milletvekiliyim. O yüzden şu an HDP adına da Ahmet adına da konuşamam. Ama bu şöyle bir şey değil, onu net olarak biliyorum. Ahmet fikrini söylemesin diye müthiş bir baskı vardı gibi bir şey değil. Gerçekten politik bakış açıları, perspektifler arasında farklılık olmuştur. Bunları daha önce muhakkak konuşmuşlardır ki süreç buraya gelmiştir. Ama HDP'nin de, Ahmet'in de ve bizim dışarıdan HDP ile ittifak yapmış olarak bir parti gözüyle de bakış açımız şudur. Ahmet Şık'tı zaten ve HDP ile o da bir yol birlikteliği. Size gelir mi Ahmet Şık? Yok, bizim ne öyle bir gündemimiz var, ne etik buluruz, ne Ahmet bunu etik bulur. Ne de böyle bir çağrı yaparız. Bu bambaşka yani bir şey. Etik olmanın dışında siyaseti sürdürecek sizde olamaz mı? Yok. Hayır. İşte tam olaya geliyorum. Bu siyaseti beraber sürdürmemiz için Ahmet'in tipli olmasına, HDP'li olmasına da gerek yok. Burada bir yoldaşlık hukuku var. Biz tip ve HDP olarak ittifak kurarken de ne biz HDP'li olduk ne HDP'liler tipli oldular. Beraber bir yol yürüdük. Hala yol yürüyoruz. Ben Ahmet'in bu istifadan sonra da aynı mücadeleyi, aynı ortaklıkla beraber ama parti üyesi olmadan da yürüteceğini düşünüyorum. Sizin Kemal Kılıçdaroğlu yok. Hukukunuz nasıl? Yani Kemal Bey'le ben birkaç defa özellikle oyuncuyken karşılaştım. Bir kere mecliste gördüm milletvekilliğim süresince. Saygı duyarım. O kadar. Yani, konuşmuştunuz var mı? Tabii tabii sohbet etmiştim. Ha öyle. Uzun uzun siyasetten sohbet etmiştik. Zaman zaman beraber yol alabiliriz diyoruz. Çünkü Canan Kaftancıoğlu ve başka siyasilerle yan yana Birleşik Haziran Hareketi'nde falan yürüdüğümüz dönemler vardı. Hani böyle bir geçirgenlik olabilir mi? Örneğin bir sonraki seçimde CHP'nin adaylığı olabilir mi? Şey bağlamında söylüyorum. Yine anladım. %10'u geçmez. Yine bir ittifak. Resmi ittifak. %10 sorunlu çok açık. Anladım. Yani ne partinin böyle bir gündemi var ne böyle bir şey tartışıldı şimdiye kadar. Çünkü Türkiye İşçi Partisi hani yani bilen sen bilirsin ama bilmeyen için söylüyorum. Türkiye İşçi Partisi bütün siyasi perspektifini meclisten seçilmek ya da mecliste bir milletvekili olsun diye koyan bir parti değil. Sosyalist devrimci bir parti. Özellikle de toplumsal muhalefetin yükselmesini ve sokakta mücadeleyi de işaret eden bir parti. O yüzden bir seçim gündemi olmadığı sürece ne merkez komitemizde ne herhangi bir yoldaşımız arasında biz acaba seçimlerde fi tarihinde kiminle ittifak kurarız, nereden aday çıkarız diye bir konu konuşulmuyor. Bunu şunun için sordum. Hı-hı. İttifakları zorunlu kılan bir siyasi yapıdayız. Hı-hı. Yani bu utanılacak, çekinecek bir şey olmadığı hayır, gibi hayır, tabii ki. Aynı zamanda Türkiye'nin bence bir sorunu da. Herkes kendi olarak temsil edilebilmeli. Hı-hı. Ve meclis itibarını geri almalı bence. Hı-hı. Yani ben de o anlamda söylüyorum. Eğer bir seçim gündemi var ise ve o gün Merkez Komite'nin gündemi Türkiye İşçi Partisi'nin seçime girmesi ise burada net olan tek şey ki seçime girme yeterliliği konusunda örgütlenmemiz de bitmek üzere. Çünkü geçen hafta bir üyelik çağrısı yapmıştık ve çok beklentimizin ötesinde 4 günde binlerce insan Türkiye İşçi Partisi üyesi olmak için başvurdu.
Ama seçim gündemi olduğunda bir, biz kendi adaylarımızla gireriz. Bu ittifakın nasıl olacağı o zamanın konusu olur. Fakat seçim gündemin bizim açımızdan milletvekilliği olmasın ya da olmasına gerek yok şeklinde yürüyorsa, Türkiye'deki siyasi alan daha başka bir yere işaret ediyorsa, tipin amacı merkez siyasetin içerisinde bir parlamenter sayısı edinmek ya da sadece orada var olmak değil. O yüzden şu andan bu ne düşünüyoruz diye söylemek için erken, o anlamda söylüyorum. Son iki soru. Gezi deyince ne düşünüyorsun? Güzel günlerdi. Şöyle, Gezi bence özellikle 78 kuşağının deneyimlerinden bu yana Türkiye siyasal tarihi içerisinde toplumun sokağa dönük yüzünü temsilen en güçlü hareketti. Fakat elbette çok güzel yanları vardı. Ders almamız gereken eksik yanları da vardı. Mesela bir sınıfsal mücadele açısından ve devrimci mücadele açısından yanlış ve eksik kaldığımız yerler vardı. Daha bireysel özgürlükler üzerinden, daha gündelik yaşamdaki kendini özgür hissetme düşüncesi üzerinden birleşmiş milyonlardık. Hepimiz için önemli deneyimlerdi. O günün ruhunu, yani Türkiye'de belli bir güce ya da bir negatif unsura karşı örgütlenebileceğimiz gerçeğini hatırlarsak, Türkiye siyasal mücadelesi içerisinde belki bunu kurumsal olarak da kurabileceğimiz bir dönem yaratabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden Gezi'yi her zaman güzel hatırlayalım, bir efsaneye çevirmeyelim. Bu bizim için bir yana efsane gerçek. Evet, ama yani sürekli hani dokunulmaz, edilmez, eleştirilmez gibi bakmayalım. Gezi bizim açımızdan çok önemli siyasi bir hareket, bir toplumsal hareket. Bütün edinimlerini alalım ve şu anki siyasi mücadelemizin kurulmasına yardımcı olması için kullanalım isterim. Süleyman Soylu'yla hukukunuz var mı? Yok. Yani adımı duyduğunda hiç hoşlaşmadığını tahmin ediyorum. Neden? Büyük ihtimalle. Siyasette konuşmak gerekirse mesela Devlet Bahçeli ile el sıkışmıştınız falan oldu mu? Yok, ben Devlet Bahçeli ile el sıkışmadım. Şöyle, ben o konuda biraz farklı düşünüyorum. Özellikle parlamento siyaseti açısından da söylüyorsun. Bir müzakere ortamı olduğu doğru. Fakat bunu kurumsal olarak müzakere etmesi gereken insanlar vardır. Etmesine gerek olmayan insanlar vardır. Atıyorum Özgür Özel'in ya da X grup başkan vekilinin. O sırada kavga ettiği biriyle arkada divan başkanlığı odasında bu konuyu konuşma zorunluluğu olabilir. Makuldür. Burada garip bir şey de yok. Sonuçta orada bir siyaset yapılıyor. Fakat benim Süleyman Soylu gibi şu an Türkiye'de yaşanılan birçok problemin asli unsuru olduğunu düşündüğüm ve her gün neredeyse yaptığım her işte kolluk kuvvetleriyle, kendisi sebebiyle de karşı karşıya geldiğim ya da Bahçeli gibi hayatım boyunca karşısında mücadele ettiğim bir ideolojiyle gidip bir ortaklaşma, bir müzakere ortamı kurabileceğimi düşünmüyorum. Bu benim kişisel perspektifimde aynı zamanda. Belki insanlara sert gelebilir ama kurumlar bunun için vardır. Yani kurum eğer bununla ilgili kurmak istiyorsa, ki tip gidip MHP ile ya da Süleyman Soylu ile bir müzakere gerçekleştirmez tabii ki, ama genel olarak söylüyorum. Kurumlar kurabilir ama bireylerin böyle tercihler yapmasına gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden Soylu'yla bir iletişimim olmaz. Son sorum şu. 1 Mayıs'ta sen konuşma yaparken bir televizyon kanalında senin sözüne düzeltme gelebilecek bir tavır oldu. Biliyorsundur belki Fox TV'de olan mesele. Evet. Stüdyoda da Erkan Baş vardı. Medyanın bu halde olması, o an daha sonra tartıştığınızda hissettiğin şey ne? Sonuçta Fox Türkiye'de en çok muhalif olarak bilinen ve işte önemli sayılan bir kanal. Oradaki insanlar bile bir kaygı güdüyorlar. Bunu Fox dilde başka bir yer olarak da söyleyebiliriz. Medyada olan sıkıntı. Enver abi, şöyle bir durum var. Aslında İsmail Küçükkaya orada bir şeyi düzeltmek isterken benim söylediğim şeyi bütün çıplaklığıyla masanın üzerine de koydu. Yani ben dedim ki burada açık faşizm koşullarında yaşıyoruz dedim. Ben faşizm demem dedi. Sonra Erkan'a döndü. Dedi ki bunları söylemezseniz iyi olur. Ben kanalın kapanmasını istemiyorum. Eğer bir ülkede bir medya kanalının kapanması birkaç kelimenin söylenmesine bağlıysa orada zaten açık faşizm vardır. Bu korkuyu anlayabiliyorum. İnsanların işleri için, emekleri için, yaşam koşulları için korkmasını anlayabilirim. Yani hiç kimseye de ben göze aldım, sen niye almıyorsun gibi üstenci ya da başkasının yaptığını beğenmeyen bir mücadele tarzını da onaylamam bu arada. Herkes yapabildiği kadarını yapıyordur. Fakat bu bir gerçeklik sonuçta. Fakat ben buradan hazır açmışken şöyle bir şey de söyleyeyim.
sadece korkuyla ilgili de değil. Medyanın temel olarak problemi, özellikle bu 18 yıl içinde, muhalif medya içinde söylemek lazım. Bak mesela ben 2 yıldır milletvekiliyim. 2 yıldır Halk TV'ye hiç çıkmadım bu kadar uzun süreli gibi. Başka bir muhalif kanala da çıkmamışımdır mesela. Bu tür şeyler her yerde oluyor. Kimi İsmail'in yaşadığı gibi korkudan oluyor. Kimi ideolojik aidiyetten oluyor. Kimi çok önemsemediğinden oluyor. Ama oluyor. Çünkü medyanın bir denge sorunu var artık. Yani seninle 2013'te o şu an Demirören Medya'daki CNN Türk'te bile yaptığımız konuşmalar şu güne göre çok daha cesurdu belki de. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ben İsmail'in, tanımıyorum bu arada, hiç karşılaşmadım, bilmem de. Kötü niyetli yaptı mı yapmadı mı onu çok değerlendirmiyorum. Ben, ben de söylemem. Çok önemli de değil. Ama hayatı boyunca ya keşke ben böyle bir şey söylemek zorunda kalmasaydım diyeceği bir cümle olduğundan eminim. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Evet. Muhalefeti de şöyle tanımlamak lazım. Muhalif bir kanal, doğru. Fakat sisteme karşı mücadele etmekle, sisteme karşı muhalif olmakla, hükümete karşı muhalif olmayı da ayırmakta. Bu iyi bir konu, nokta virgül olsun. Çünkü bunu tartışalım. Sistem muhalefetiyle muhalefet önemli. Şimdi sevgili Barış'ı göndereceğiz. Ben Barış'a buradan hemen bir gönderme yapayım. Her mahallenin bir ağası vardır. Muhalefet mahallesinin de ağası vardır. Dolayısıyla ağalardan kaynaklı sorun olabilir. O ağalara karşı durabilecek kişiler de bireysel gücü olan insanlar olabilir. Kaybetmeyi de göze herkes almayabilir ama alanlar da olacak. Tabii. CNN'de senin çıktığın dönemde dahil olmak üzere o koşullarda dahil olmak üzere CNN çatısı altında Gezi meselesinde o yayınları yapmak, arkasından da CNN ekranından CNN'i eleştirmek, Amerika'dan bakışa falan, bunlar hayata karşı bir tutum meselesi. Herkesten de bunu bekleriz. Tabii bu burada bazı payeler de olur. 2013'te CNN'de program yapan tek kişi değildin ama bugün bu muhalefeti, bu mücadeleyi sen burada sürdürüyorsun. O dönem muhalif olan Amerika'dan millete kahkahalar atıyor sadece. Evet. Güzel. Şimdi Barış'ı göndereceğiz. Bugün renkli bir gün. Barbaros Şansal gelecek. Şu meseleyi burada aydınlatalım. Bakın arkadaşlar, herkese mikrofon uzatmakta yükümlüyüz. Sorularımızı sorup tartışmaktan da yanayız. Bunun aynısını ben sanıyorum sevgili Barış da ister. Keşke Sağlık Bakanı burada olsa, ona da yapabilsek. Çünkü buna ihtiyacı var Türkiye'nin. Sayın Bakan'a da buradan çağrı yapayım. Hatta bir adım daha ileri gideceğim. Bu konumum gereği daha önce iki kez yayın yaptığım Sayın Süleyman Soylu da burada olsun isterim. Bu soruları sorabilmek isterim. Belki de Türkiye'nin temel problemi bu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Şimdi Barbaros Şansal gelecek birazdan. Biz reklama biraz sonra gideceğiz. Reklama gitmeden önce Barbaros Şansal'ı niye çağırdık? Grafiğimizden onu görelim. Kimseden çekinmedi. Sözünü hiç esirgemedi. Barbaros Şansal birazdan Enver Aysever'in sorularını yanıtlayacak. Kimseden çekinmedi, sözünü hiç esirgemedi. Barbaros Şansal birazdan Enver Aysever'in sorularını yanıtlayacak. Evet sevgili dostlar, toplumun kendine gelmesini sağlayan insanlar vardır. Genellikle bu insanlar sevimsiz olmayı ya da çok sevilmeyi de göze alırlar ve bunun riskini de taşırlar. Sevimsiz olmak toplumda öteki olmakla kaynaklı olabilir. Çok alkış almakla, cesaretle kaynaklı olabilir. Bunun çok örneğini gördük. Sanatçılar, düşünce insanları vesaire bu özellikleri hep taşır. Barbaros Şansal benim tanımadan önce de ilgiyle takip ettiğim, kendi ölçülerini koyan, yüksek perdeden konuşma cesareti olan bir insan toplum açısından bizim de tanıdığımız, merhabamız olan, arkadaşlığımız olan bir kimse. Neden davet ettik? Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, LGBT bireyler için yaratılışa aykırı bir sapkınlık ifadesini kullandı, bu tartışma oldu. Ankara Barosu salgın hastalıkların oluşmasını eşcinselliğe ve nikahsız yaşamaya bağladı, bu tartışma oldu. Baro yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın deprem, LGBTİ artı kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi
kimseyi şaşırtmamalıdır dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Barosu hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216-3 maddesi kapsamında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan resen soruşturma başlattı. Hoş geldin Barbaros Şansal. Hoş bulduk. Şimdi bütün bunlar içerisinde en saçma olan tabii soruşturmalar vesaire. Sonuçta bir tartışma. Soruşturma ama bu biliyorsun CİMER üzerinden gizli tanıklar vesaire bu herkesin kaderi ülkede. Evet yani. Ama şu anda bir sorunla karşı karşıyayız. Bunu tartışacağız. Sen bu cinsel yönelim tartışmasını ben kendi payıma 21. yüzyılda çok ayıplı sayıyorum. O ayrı. Sen nasıl değerlendirirsin? Ya ben çok popülist buluyorum. Bu ülkenin en büyük yıldızları rahmetli Zeki Müren Beyefendi ile hiçbiri onun mertebesine ulaşamayacak olan Sayın Bülent Ersoy hanımefendi. Yani bunun üzerinde tartışma çıkarırlarken saraydaki iftar sofralarına da biraz bakmaları gerekiyor. Gündüz ana akım medyadaki anne kız programlarına bir bakmaları gerekiyor. Yarışmalara, moda yarışmalarına bir bakmaları gerekiyor. Dolayısıyla bence biraz cambaza bak hikayesi bu yani. Yani aslında bu gerçekçi bir tartışma değil. Değil tabii ki. Yani doğada görüyoruz ki birkaç tür dışında tüm canlıların ona siklemen gravat hediye etmiştim ben Tahir Sarıkaya'ya, Beyaz TV'deki arkadaşa. Onunla da bir canlı yayında aynı tartışmaya, münazaraya yol açtı. İşte bu eşcinsellik meselesi hemen hemen bütün türlerin doğuştan %5, %6 oranı zaten eşcinsel doğuyor. Bu bir gen. Üstelik bu orana vurduğumuz zaman %6'yı 85 milyon olarak hesaplarsak yani Türkiye'de 6-7 milyon ki birçok partinin özellikle Perinçek'in partisinden çok daha fazla oy oranına sahip bu insanlar. İnsanları böyle hedef göstererek madıma hatırlıyorsunuz Sivas'ı yani hatta Maraş'ı, Çorum'u böyle belli bir grubu, belli bir sınıfı, belli bir inancı, belli bir tercih ya da yönelimi ya da belli bir sınıfı hedef göstererek bir yere varılmaz. İlginç bir şey oldu. Bir hekim Doktor Metin Çakır Almanya'da yaşadığını öğrendi. O bana da beyinsiz dedi. Ben o bağlamda bakmayacağım. O da iki loplu. O iki lobunu başka yeriyle kullanıyor. Ben kişi üzerinden değil de Almanya'nın tutumu üzerinden. Hemen açığa aldı. Açığa aldılar. Demek ki dünyada bu tartışma dışı bir tabii ki. Yani hayır. Bakın cinsellik siz ve dinsellik. Siz dünyayı biliyorsunuz diye de söyleyeyim. Ben sürekli dünyadayım. Cinsellik ve dinsellik özel hayat kavramı içindedir. Yani kimsenin inancını ve cinsel yönelimini sorgulamak devletin görevi değildir. Kaldı ki anayasamızda bunlar haklar altında güvence altına alınmıştır. Diğer bir açıdan baktığımız zaman yani Diyanet'in bu kadar ahlak bekçisi kesilirken Türkiye'de 64 tane genel evine karşılık 42 tane yaklaşık kadın sığınma evini var. Ve bu genel evlerden gelen vergiler de Diyanet'e gidiyor. Yani zinayı da suçladı orada. Zinayı suçluyorsa bugün en popüler yıldızlarımız biliyorsunuz popçular, hopçular, topçular. Hepsi nikahsız yaşıyorlar. Hepsi seviyeli beraberlik ve nişanlılık yaşıyorlar. İnsanların yatak odalarına girmeyin. O yatak odalarından siz de çıkmıyorsunuz çünkü. O zaman reklama gidelim. Daha sonra biz meselenin bugün tabii ben açıkçası popülist tarafını değil ilkesel tarafını konuşmak tabii ilkesel konuşmak tarafını istiyorum. Konuşacağız. Çünkü inançların, yönelimlerin artık anayasal güvencede olması ve bu hakların korunması için mücadele etmemiz. Nitekim hemen bu tartışmanın arkasından sonunda silah geri tepince ahlak ve etik üzerinden kimsenin özel yaşantısına girmeyin diye bir açıklama yaptılar. Bu konuda en büyük hedeflerden biri benim ülkede. Yani benim zekamı, bilgi birikimimi, kültürümü, yeteneğimi, yatırımımı, istihdamı, KDV'mi, buluşlarımı, ürünlerimi konuşmak yerine kıçımı konuşmaya kalkıyorlar. Hemen şey yapıyoruz. Rütük kuralları gereği argo konuşmak popo mu? Yasak. Onu öyle, diyebiliyor muyuz? Kaba etimizi diyelim. Kaba etimizi. Diyelim. Bunu şunun için söylüyorum. Ben burada Barbaros Şansal'a da mikrofonu uzatmakla yükümlüyüm. Ve kendi görüşlerini burada aktarmasını sorular da soracağım. Çünkü ilginç sorular var. Örneğin anormal derecede bir muhafazakar eğilim, bir milliyetçi eğilim de var. Bunun içerisinde yönelimi farklı olan insanlar da var. Yani onlar bundan da muaf değil. Dolayısıyla bu örtüşen noktaları da konuşacağız. Rütük'ten ceza almamamızın birinci kuralı da hukukun üstünlüğüne inanır şekilde davranmak. Bunu şu anlamda söylüyorum. Biz inançları, yönelimleri yani ırk, milliyet meselesi tartışmayacağız. Din, inanç sorunlarını tartışmayacağız. Cinsel yönelimlerini tartışmayacağız. Bunları tartışanları tartışacağız. Ama çünkü ben kendi payıma bu çoğulculuğa
hem kanalım adına hem kendi adıma inanıyorum. Sevgili Barbaros Şansal'ın da zaten söyleyeceklerinin dünya ölçeğindeki ölçüler olacağına da inanıyorum. Az önceki düzeltmeyi de yapmış olduk. O da zaten kötü niyetli söylemedi. Ama vapurun da kaba eti var. Kaba eti var. Evet. reklama gidiyoruz. Dönüşte buradayız.